Etmez. Rüstem demez ki Mesni. Benim etmediğimi bilir. Bilmese der belki. Ama bilir. Demez o. Karındaş gibidir bana. Demez. Demez, demez de. Sen ne diye döner durursun odanın içinde? Emin olan dönmez. Anuman. Habil ile Kabil de karındaşıdır. İnsanoğlunun alacası içindedir. İtimadı güçtür. İnsan kusurdan noksan değil. Öyle değil mi? Güveneceğin hak olsun. Kul değil. Eder mi dersin o vakit baba? Zandan beriyiz. Ama göğünümüzü de gözümüzü de yummuş değiliz. Kabil'e öz kardeşinin canını aldıran nedir? Mollasın, iyi bilin. Haset. Hasetinden etmiş idi. Haset ya, haset. İblisin Adem Aleyhisselam'a haseti gibi bir haset hem de. Aynı ananın evlatları bile. Biri Adem tabiatında, bir diğeri iblis tabiatında. Ama aynı ananın, aynı atanın evlatları. Bakarsan Kabil de Habil gibi Rabbına iman eden biri. Öyle değil mi? Doğru. İnanır imiş. İnanır imiş ki o da malından infak etmiş Rabbinin emrine uymak için. Ama infak etmek için malının en iyisini gözden çıkaracak kadar inanmamış demek. Habil hayvanlarının en besilisini kurban ederken Kabil ise sebzelerin, meyvelerin ezdiğini, çürüğünü gözden çıkarmış ancak. Riya ile imanına halel getirmiş. Haseti de sonunu getirmiş. Ama sonuncu baba, Rüstem
riya edecek, haset edecek biri değildir. Kabul edemediğin Rüstem'in hatası mıdır? Yoksa benim dost dediğim yapmaz derdine mi düşersin? Bunun benimle ne ilgisi vardır şimdi? İnsanoğlu şaşar elbet. Ama yıllardır ben ona kardeş demişim, dost demişim. İmni nasıl şüphe ederim? Gözümle görsem dahi konduramam ki. İnsanoğlu be evlat. Elbet şaşar. Kimi hasetinin, hırsının zincirine bulaşıp da düşer, şaşırır. Kimisi de ben der, gayrısına kapar gözünü. Benliğine bulaşır, düşer, şaşırır yolunu. Lafa dalıp müminlere somunsuz koyduk be evlat, gördün mü? Eyvallah, somuncu baba. Seninle hasbihal etmek pek iyi gelir, sağ olasın. Selametle evlat. Selametle baba. Lokmamız bir, suyumuz bir, birdi. Ettiğimiz yetmedi mi ha? Benim ne cürmüm vardır ki? İstikakımı gaspa göz mü yumaydım? Ha? Sen makamı hak sayan da zulüm mübahtır demek. Ha Rüstem? Ben miyim cevreden? Ha, ben miyim cevreden? Zulme susan dilsiz şeytan seyyar. Sen neden tek kelam etmedin? Ha? Sen neden tek kelam etmedin? Ben mi etmişim? Neden bellidir Rüstem? Neden bellidir? Sen ve şeyhin, Numan'ı, biraderini gözünün önünde tarumar ettiler. İftira, Şeyh hakkında doğru konuş! Neden içinizi karartırsınız Numan Efendi? Naz Sinan getirdi talebeleri. Onlara güvenirsiniz de. Molla Efendi'ye mi güvenmezsiniz? Dediğizdir Mevlüt Bey. Zati demiş olsa naib zabit ile basardık ona. Öyledir Numan Efendi. Bir daha olmaz inşallah. İnşallah. Engürü'den bu yana gözcü dikmişimdir. En ufak harekette haberimiz olur. Merak etmeyin. Hadi başınızdan yiyin gayrı.
Medrese. Talebelerin burnunda tüter. Gitse de gayrı gitsem. Gece gece talim edeceğim mi tuttu? Emin olmaz altın çiçek. Nicedir talim etmeziz. Haydi. Emin olmaz derim altın çiçek. Yeni bile eylemişim. Bir kaza çıkma ya. Kılıncından değil, hiddetinden korkarsın. Değle neyin var? Nedir bu öfkenin sebebi? Molla Efendi'yi koca konağa sığdıramazız. Koca bençi bir ibriye sığdırmak mı istersin? Ne demek istersin sen altın çiçek? Üzüleceksin, görmem mi sanırsın? Ne bu konağı, ne de senin gönlüne sar Molla Efendi. Vazgeç bu sevdadan. Üzülmeni istemezim Ayşe. Ama bu molla üzer seni. Var sen dediklerimi düşün. Seni düşünmekten gayri emelim yoktur. Riya ne ola, ihlas ne ola? Kelamımız bu iki sual üzeridir bu gece Ömer'im. Kelamlarımızı iyi belle ki amellerini riyadan sakınabilesin. Şifa bulurum şeyhim. Fudail İbni İyaz rahmetullahi aleyh müritlerine nasihat ederek şöyle buyurmuş idi. Ne edin edin, birbirinizin ihlasa ermesine vesile olun. Müritleri de sormuş idiler. Ey şeyhim, bize riya ile ihlasın ne olduğunu lütfet. Hazreti Şeyh de şöyle cevap verdi. Kişi kendisini halkın izzetinden, hürmetinden ve şöhretinden vazgeçirip horluğa ve dahi alçak gönüllülüğe bırakmadıkça ihlasa erişemez. Yoksa bu halk ile karışıp kaynaşmak, halktan izzet ve hürmet beklemek kişiye riya getirir. Sizler kendinizi ve amellerinizi halktan gizlemeye bakın. Hak Teala sizin iradeniz olmadan sizi aşikare eder ise ondan size bir ziyan gelmez. Riyadan sakınmak hak yoludur. Bilmiş olun ki bu hak yolunun eşkıyaları vardır. Din ve iman yağma ederler. Bu yolun hırsızları da sıdk ve ihlası çalarlar. Kişiyi dünyadan ahirete imansız gönderirler. Bu gibiler pek çoktur ama hepsinden büyük ve hayırsız olanı riyadır. Diğerleri tamamıyla buna tabidir.
Evet ya Ömer'im. Kişinin bütün amellerini hiç edip ahirete zarara uğramışlardan olarak gönderen de riyadır. Ama riyaya da sebep yine dünyadır ve dünya sevgisidir. Kibirdir. Dünyanın hizmetini, hürmetini, şöhretini sevmektir. Bunların hepsinden birden kişinin nefsini kurtarması gerektir ki insan ihlasa ulaşabilsin. İhlas ne ola ki şeyhim? İhlas ermek nasıl ola? İhlas. Ona derler ki işlenen her amelin ciddiyet ve hakikatle hak için işlenmesidir. Böyle yapılır ise amel o vakit sırf hak için olur. Ve hiçbir amelinden ne dünyevi ne uhrevi hiçbir şey ummaz. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen anı, bana seni gerek, seni. Şu halde günahlarını halktan sakladığın gibi amellerini de gizlemen gerektir. Yani ibadet ve taatini, bütün iyi amellerini saklaman gerektir. Hatta o kadar ki günahlarını dahi gizlememen ama amellerini gizlemen gerektir. Seni yaramaz ve hayırsız tanısalar bile aldırış etmeden amelini gizlemen ve taatini kimseye bildirmemen gerekmektedir. Elbette farz olan ibadetler bundan hariçtir. Onları açıkça ifa etmen lazım gelir. Hayrola? Lafların çıkmak istemez mi ağzından? Şeyhim, işittiklerimi demek dilimin haddi değil. Molla Rüstem şeyhim. Ha Rüstem? Ben miyim Cevreden? Ha ben miyim Cevreden? Zulme susan dilsiz şeytan seyyar. Sen neden tek kelam etmedin? Ha? Sen neden tek kelam etmedin? Ben mi etmişim? Neden bellidir Rüstem? Neden bellidir? Sen ve şeyhin, Numan'ı, biraderini gözünün önünde tarumar ettiler. İftira, şeyim hakkında doğru konuş! Demek ki onun için ettiklerimizden mücerret tutar kendini. Dostunu feda etmekten çekinenden fedakarlık bekleriz. Hatamızdır. Ben demiş, ben getirmişim. Sen hele bir sakin olasın Tahsin Efendi. Bırakalım kendi yolunu kendi bulsun. Ateşi bizi yakamayacak kadar cılızdır. Destur! Şeyhim. Şeyhim. Oh,
Habil bile öldürülür der Somuncu. Senin mi gözünün yaşına bakarlar Hanuman? Tek dostundan duyacağın şüphe sana yakışık alır mı? Düştün mü gâile ortasına? Varlığın insana yük. Şu koca alemde yoğluğun varlığına denk. Numan Efendi. Numan Efendi. Müderris dediğine medrese gerek midir? Vermemişsiniz bugün çocukların dersini. Biz dersimizi ziyadesiyle sizden alırız Ayşe Hatun. Varsın onlar da bizden alsın. Lan şuradaki yıldızı görür müsünüz? Gelin bakalım, gelin. Görmek isteyene çare boldur. Eşlik etmek istemez misiniz Ayşe Hatun? Gel yaklaş, gel. Bu gördüğünüzün adı Ez-Zuhra. Yani Zühre Yıldızı'dır. Çolpan Yıldızı'nı der çocuklar. Bu da Elmerih'tir. Bu Merih ıldızına ecnebiler Mars der. Biz ne deriz Ayşe Hatun? Biz Kızıldız deriz Numan Efendi. Rengi bazen öyle seçilirmiş. Ondandır. Farisi de buna Behram derler. Uğurlu sayarlar. Araplarda ise bir başka adı Sakıt'tır. Sakıt ne demektir bilir misiniz? Düşmüş, değersiz, pahasız demektir. Öyle sayarlar Kızıldız'ı. Bizde ahval nedir Ayşe Hatun? Kızıl güzeldir. Yıldızı da güzel ola. Ama siz dersinizi çocuklara anlatasınız Numan Efendi. Bakın suyumuza Zuhal Yıldızı da konmuş. Bu yıldızı seyyaresi. İnsana acizliğini nasıl da hatırlatıyor, değil mi? Nice yaratılmış içinde bizler. İnsanın acizliğini hatırlamasına yıldız mı gerektir Numan Efendi? Doğru söylersiniz. Ben ise karşınızda kendimi aciz hissederim.
İşte bu Zuhal ıldızı. Çocuklar, haydi gelesiz, helva pişmiştir. Haydi soğutma. Davranın. Mevlüt Bey'in konağına gideriz. Hele bir mollayı bulmadan döne. Tez dedim, eğlenmeyin. Hayrola Nayip Efendi. Nereye gidersiniz? Efendim, hoş gelmişsiniz. Gelişim hoş mu gözükür sana? Estağfurullah efendim. Kara Medrese mütevellisi Sadrettin Efendi Bursa'ya geldi. Olanları demeye. Molla Numan kaçaktır Kadı Hazretleri. Onu bulmak için ben... İhbarı nereden aldın? Onu diyesin. Seninle hususi görüşeceğiz Naib Efendi. Çıkabilirsin. Emredersiniz. Selamünaleyküm. Bizim Murat'ı gördünüz mü abi? Selamünaleyküm. Murat'ı gördün mü ha? Hayırdır Somuncu baba? Uğramaz mı fırına? Görürsen Somuncu'nun yanına gel. Eyvallah. Eyvallah. Selamünaleyküm. Murat'ı gördün mü baba? Görürsen Somuncu'ya gel. Ne? Gel. Somuncu baba? Hayrola? Abiler, abiler. Destur var mıdır şeyhim? Şeyhim. Diyesin. Kadılıktan haber gelmiştir. Kadı Efendi Bursa'dan dönmüş. Hayırlı haberle geldiniz inşallah baba. Baba odamı bulmak gerek. Yüzünü tam seçemedim ama tekrar gören de tanırım. Kim olabilmek gerek? Numan. Murat. Ortalarda yoktur. Nasıl?
Çeşme başına baktın mı? Baktım. Medresenin ardında pek dolanırdı. Oralara ilişkin mi? Sen gidenden beri medresenin önünden geçmez. Ama baktım. Nerede ola ki? Bilmem nerede ola. Ama elbet o senin yanına gelir. Gelende verirsin bunu ona. Hadi. Na bu boylarda bana nazaran daha iri. Giyimi kuşamı da böyle ne bileyim. Beyim destur. Bir görsen gerek. Hayırdır inşallah. Sen durasın evlat. Gelenin gözleri seni görmek diler belki. Hoş gelmişsiniz Şeyh Efendi. Hoş bulmuşuz Mevlüt Bey. Kimdir baba gelen? Anlar mısın? Dergah değil, desgah kuranların piri gelmiş. Davet etmeyecek misiniz bizi içeri? Elbette. Tabii ki. Buyurasız. Sen burada kalasın. Haber ederim sana. İçeri geçesin Numan Efendi. Kadının yanından geliriz. Bir mevzu vardır. Sizle konuşacak. Merak içerisindeyim. Müridanımızın pek çokları ahi ocağındandır. Esnaftır. Duyarız. Çevrelerinde mizanı hileli olanı vardır. Sütüne su katanı vardır. Şimdi sorsam bozguncu yörüktür derler. Ama biz biliriz ticaretinizi. Ayşe Hatun'u esnaf öve öve bitiremez. Tebaanızın nizamı bozacak tek hamlesi duyulmamıştır. Allah sizden razı olsun Mevlüt Bey. Allah sizden razı olsun Şeyh Efendi. Sebebi ziyaretiniz ne ola Şeyh Efendi?
Altın Çiçek. Dikkat edesiz. Bu geliş hayra alamet değildir. Sohbet etmeye gelmişiz Mevlüt Bey. Nasihat etmeye. Bildiğimizi bildirmeye gelmişiz. Engür'ü tümüyle sizden memnun iken bunu bozacak bir iş etmezsiniz diye umarız. İşte bundan emin olmaya gelmişiz. Töreniz de yok idir. Sığınan verilmez. Biz de vermeyiz dergahımıza sığınan. Ama kadı dilemiş. Yine de vermez isek işte o şeriate aykırıdır. Sığınan suçlu ise sen mi bilirsin Şeyh Efendi? Suçluyu suçsuzu ayırt etmek haddine midir? Adem'in kalbini okumaya kadir mi? Estağfurullah. Biz ancak bize bildirileni biliriz. Kadı ne derse. Kadı dediğin adalet midir? Yoksa adaleti sağlamak için görevlendirilmiş elçi midir? Kadı sen gibi ben gibi kul değil mi? Elçi. Elçidir elbet. Ama şeriatın bir elçisidir. Haşa. Adalet olmak kimin haddi nedir? Bağışlayın Şeyh Efendi. Biz ümmi dahi echeliz. Ama işitmişiz ki erenlerden göz ile gören tökezle imiş. Ademiz. Aciziz. Tökezlemeden yürümek nasipte yoktur. Sözüm Mevlüt Bey'dir. Allah ayağınıza taş değdirmesin Mevlüt Bey. Bir mukabele. Biz nasipte olana ne biliriz Şeyh Efendi? Müsaade o vakit. Ayağınıza sağlık. Kemal!
Emredin şeyim. İşin ardını bırakmayanın ahvalini Karaca'dan bellesin. Hediyeleri taşıdınız mı? Taşıdık şeyim. Yalnız bir fidan eksik. Unutmuşuz. Numan Efendi! Numan Efendi! Ne oldu lan burada? Numan Efendi! Numan Efendi! Numan Efendi! Murat, ne edersin? Yavaş, yavaş, hele yavaş. O adam buraya gelmiş. Ne dersin oğul? Aradığımız adam Kemal'miş. Kemal. Şeyin bir iz bulamadık. Şeyim? Şeyim iyi misiniz? Naibe haber salasınız. Bu konaktadırlar. Bilirim. Gözünüzü ayırmayasınız. Elbet çıkacaklar. Emredersiniz şeyim. Ah sonuncu ah. Konaktadır. Bilirim. Çorba kaynatmışız. Buyurasız. Hadi gidelim. Yörük çorbasını soğutmayalım. Murat. Murat'ım. Abiler. Abiler. Abiler, abiler. Aşağı gideceğiz. Sen somunsuz içmen çorbayı. Babadandır. Abiler. Dur hele dur. Nereden bildin de geldin beni durdurma?
Ben bilmezim. Ağa bilir, ağa bilir. Bağışla ben. Bir daha beni durdurmak istersen vurmana gerek yoktur. Dinlerim gayrı ben seni. Ağa bilir, ağa bilir. Ne dersin Somuncu babam? Ağzımızı yoklamaya mı gelmişlerdir? Ağzımızı değil ama konağı yoklamaya gelmişler. Belli ki işitmişler Numan'ı. Molla'dan mı olur dersiz? Kabil'den derim Ayşe kızım. Ne isterler dersiz peki? Bilmeziz. Ne istiyorlar ki bunlar benden? Mantığı olmayanı molla eder olmuşlar. Bu gidişle vay haline medresenin. Bunu Kemal'e sormak lazım yer. Nasıl edeceğiz? Murat yetişmeyen de Kemal'in üstüne atılacakmışım. Neyi nasıl edeceksin Numan? Üstüne atılacağız dersin. Ben bilmem abidir. Ne edeceksiniz? Beraber edelim. Cihan Şah'la Rahman da alasız yanınıza. Ya ben? Ben ne edeyim? Sen kalasın burada. Bu halinle olmaz. Ne varmış halimde? Beni aklamaya ben siz mi gideceksiniz? Burada olduğunu bilirler. Adam dikmişler her bir tarafa. Yörük donun fahiş oldu. Artık sana yeni bir kisve gerek. Ama onu da giyen mi bilmem. Yörüklük bitti. Meczupluk bitti. Bir hokkabaz dilenciğimiz kalmıştı. İmtihanın nece büyüktür Numan. Medreseye dönebilmek için. Mecbursun. Medreseye dönmek uğruna. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır.
Ve tanırlarsa? Fark etmediler. Sen seni bilin mi ki onlar seni tanıya? İnşallah derindir baba. Sen bu donu giyende insanlar akça vermemek için yüzüne dahi bakmaz. Senden kaçarlar. İnsanların etrafında pervane olmasıyla bilinen Numan. İmdi olasın. Ben nereye gidem? Sen medreseye gidersin. Düştüğünü al. Ağa mı bilir? Vallahi bana kastedersin baba. Kendi kendinle söyleşmeye de mi başladın evlat? Yakındır kendini bilmen. Beni mecnun etmeye mi çalışırsınız ev birliğiyle? Söyle molla. Aklanmak için karalandım. 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 Thank you.
sualına bak Buğman. Şu girdiğini ala bak. Destettiler değil mi? Yok. Konakta aramadık yer komadık. Ama senin mollayı bulamadık. Nasıl olur? Gözlerimle gördüm, gözlerimle. Numan konağa girer idi. Hiç gözüm yoktu Arif'le. Hiç lüzum yoktu can yoldaş. Lüzum olmayan neler ederiz be evlat alemde? He? Lüzum olanı da hiç etmeziz. Nasıl bulursun her seferinde beni? Yollar yürünür bire çıkar. Kullar dona bürünür bire çıkar. Ayrılır mıyız sanırsın? Bölündü de ayrı mı oldu sanırsın? Olmadı. Yalnız kalmak dilerim. Ardımı bırakmazsın Somuncu Baba. Mümkün değil dersin. Ha yalnızlık. Kendinden kaçabilmeye kadir mi insan? Diyelim ki kaçtın kendinden. Kaçırdın aklını. Murat misali. Ya sana şah damarından daha yakın olan Rabbin? Sığınman gerekenden de mi kaçmaya kalkarsın? Kendine bir. Numan Efendi, kendini bil. Kendini bil, kendini bil. Kelamınız bundan öte geçmez. Bu kendini bilmek de ne ola? Yani belada, bela Rabbim deyip de bildiğin neydi? Bildiğin Rabbindir Molla Numan, gayrısı değil. Kendimi bilen de,
Rüstem'i bilir miydim? Karındaşın edeceğini görür müydüm? Sitemin kul seni terk etti diye evlat. Rabbin seni terk etmedi ya. Ne edeceğiz şimdi? Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Haddin mi ola beni ayağına çağırmak? Sana dedim Tatar, yerini mi şaşırdın? Bir zaman şeyhinin eşkıya halifesi! Sizi gidi yol kesiciler sizi. Mustafa! Buyurasın şeyh. Kemal gelmiş midir? Gelmemiştir şeyh. Allah Allah! Şimdi gelirim diye çıkmış idi. Git bir bak bakalım, sor soruştur. Gören bilen var mıdır? Emriniz olur şeyh. Haydi 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 haydi! Nereye gideriz baba? Sabrı öğrendin sanırım. Sanırım ama. Un ambarına gideriz. Kimsenin aklına gelmez ora. Bağlayın onu. Tatar. Baba, bunu ne ara derdest ettiyiz?
Meydana girme sırası onlarda. Çıkma sırası sende. Gönlündeki zindandan. Memnun mu donundan? Ziyadesiyle hoşuna gider bu kisvetli olmam. Ne demişti Yunus? Beni bende demen. Ben bende değilim. Suretim boş gezer dondan içeri. Donu gönlüne bırak şimdi. Ne edeceğiz bunları? Kimi dersin? Ne deyi eğlenirsin benden baba? Kemal'le Tatar'ı derim. Konuşturup kadıya vermek gerekmez mi? El oğlunu derdest edip kadıya verecek kadar çok mu seversin mollalığı? Yahu sevecek başka neyim var? Doğru dersin. Artık hiçbir şeyin yok. Gayrı mollalığı elinden alanda hiçsin. Yok olmayan var olabilir mi? Hiçlik ne güzel makamdır. Taşıyabilene tabii. Onu bulacaksınız. Onu bulacaksınız. Var mı bir haber? Deryahtan çıkarken görmüşler şeyi. Tez bozahaneye git. Yanına da müridandan birkaç kişi al. Bakma Mustafa. Tez! Emri dur. Tez! Hiçliği taşımak da ne ola? Konuşsan zihnime yük, sussan içime dertsin baba. De hele, hiçin neyi ağır? Taşıyabilsem, geri molla olma bunca emek harcar mıydım? Koca beyi pervan ettin etrafında. Ve dahi bey kızına. Hiçliği hiçten duyarız. Sen mollalığı de hele. Talim etmeyi mi seversin? Molla hazretleri olma ama. Nasihatı evvel nefsine eyle. Evvel nefsine mollalık et. Gayrıdan nefsin evla mahaldir ve layıktır. Eğer suhtelere ders deyip de örf gözetip muradın ululanmak değil ise öğretmekse arzun, üstündeki don ile öğret. Görelim. Nefs ne demek? Molla ne demek? Ben ne dilerim? Vurmağı da babayı beklemek münasiptir. Kır derse kırarız.
İftiranın itirafını dileriz ağalar. Ağzınızı açan da aksini duymak istemeziz. Ben bir şey bilmedim. Ne molla bilirim ne Tatar. Bırakın beni gideyim. Kırmak gerekir mi? Ne dersiniz? Ben ettim. Ben ettim. Tatar'a dedim. Bana bir adam bulasın dedim. Sen Elif Bilin mi? Ya sen Tatar? Ne haddinize müderris efendinin itibarıyla oynamak? Ya şey... Eli tutar mı kalem? Tutar. Şeyhim bilir her şeyi. Dahildir bu işe. Ama yine de layıktır koskoca müderris efendiyle aşık atmaya. Dediğin kimedir? Velidir. Gidelim. Kadıya desinler diyeceklerini. Hatun. Yok. Uyumadım Altın Çiçek. Gelesin. Uyumadan göreyim dedim. Pek hareketli bir gündü. Malum bozhanede olanlar. Doğru dersin. Ben de yorulmuşum. Ama iyiyim. Şimdi uyusam daha iyi olacağım. İyi madem. Allah rahatlık versin. Amin. Sana da. İşte buradasınız. Thank you.
Gece gece burada ne yaparsın kızım? O ıldızlar bakmaktan yere inmez. Hiç. Bakarım öyle. Gözümü yumamadım da bir nefes alayım dediydim. Hem ıldız dediğin gökte gerektir. Öyledir elbet. Hem benim gözüm nurun. Güzeller güzeli kızım yer üstündeyken o ıldızlar yere inse seçilemezler dahi. Gözüm nurlu. Yüzün solmasın. Ha kızım. Yüzüne kederin gölgesi düşmesin. Yok baba. Kederli değilim. Uyuklayamadım sadece. Yorgunum herhal, ondandır. Öyledir elbet. Öyle diyorsun. Öyledir. Hem konak uzun zamandır türlü meselelere şahitlik etmiştir. Konuklar gelir, gider. Koca konağı tek başına evirip çevirdin. Onca yükü tek başına taşıdın. Ama bilesin ki seni kederlendiren hiçbir yüke razı değilimdir. Yok baba, kederli değilim. Hem sen kıyamazsın bana. Pek bir düşünürsün. Ondandır sana öyle gelir. Bana yük olan bir şey yoktur. Sen gönlünü ferah tutasın. Bağır olma. Yar ol derdi rahmetli nenen. Ananı ilk gördüğümde hemen anamı anlattım. İlk bu sözü etti. Aman yük olma, yar ol, dost ol, kimseye keder verme dedi. Elimden geldiğince o söze riayet ettim. Ömrüm boyunca rahmetli ananı, kardeşinle sana yük vermek istemedim. Kederlendirmek istedim. Şimdi başka yüklerle kederlenip solduğunu görecek olursan. Baba. Gecen hayırlı olsun kızım.
Allah razı versin. Baba. Şeyh Murad'ın halifesi Kemal değil mi? Odur vallahi. Nesi var ki Kemal'den? Eşkıya çarşıya mı? İnmiş vallahi. Daha başımıza neler gelecek kim bilir. Tövbe tövbe. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimsiz? Kara medrese müderrisi Numa. Ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Dilenci donu giymiş müderris mi ola? Ne olur burada? Üzerime atılan iftiradan aklanmaya geldim Kadı Hazretleri. Alın işte. Asıl suçlular bunlardır. Suçüstü yakalamışız. Konuşmalarına da şahit olduk. Somuncu baba da duydu. Karaca'yı da... Molla Numa. Başınıza gelenleri duydum. Naib Efendi emanet ettiğimiz makamı ziyadesiyle yük etmiş size. Sizin böyle bir şey yetmeyeceğinizi biz biliriz. Size bu tezgahı kuran suçlu teslim oldu. Mum. Nurunu etrafına nasıl yayar? Yanarak şeyhim. Ya. Yanarak elbet. Fitil. Yanar. Mum. Erir. İşte. O nuru etrafa yayabilmek için. Yana yana. Erimek gerekir. Dediğinizdir şeyim. Lafı uzatmaya gerek yoktur o vakit. Yanacak olana üşümek yakışmaz. Ser müderrislik uğruna size destgah kurmuş. Halil'i parayla kandırmış. Hepsini bir bir itiraf etti. Kadı Hazretleri, ama Tatar'ın dediği başkadır. Karaca'yı tutan Halife Kemal'dir. Molla Efendi doğru mu der? Yalandır Kadı Hazretleri. Yahu itiraf etmişsin. Ne diye oyun edersin? Size oyun eden Molla Rüstem'dir, Numan Efendi. Dediklerim korkudandır Kadı Hazretleri. Beni na bu insan azmalıyla bir koymuşlar. Size bu oyun eden Molla Rüstem'dir. Sizi medreseden edip ser müderris olmuştur.
beni de şeyhimin gözünden düşürüp halifeliktiler belidir. Ama ne ola vicdana gelip de teslim olmuştur. Beni de sizi de bu iftiradan aklar hayret. Doğru mudur Rüstem? Tatar'a da Kemal'a da dedirten sen misin? Doğrudur Kadı Hazretleri. Demeyesin Rüstem. Doğrudur Kadı Efendi. Karaca'yı tutan Rüstem'in ta kendisidir. Bunlar tek adam işi değildir. Biri kendini feda eder, öbürleri de aklanır mı dersiniz? Sen ne demek istersin Molla Efendi? Hepsinin bir olduğunu fikrederim. Haddinizi bilin müderris efendi. Burası medresen değil, ben de taleben değilim. Fikrini dile düşürmeden iyice tartasın. Ettim diyen belli, etmedim diyen belli. Yanına iki yörük alıp adam derdest edersin. Senin adaletin bu mudur? Deli dana gibi döner durursun. Bu sefer kurtulur mu dersin? Kurtulur elbet. Hayır ola inşallah. Hayırdır kızım, hayırdır. Ama Numan'ı mesul etmek mümkün değildir. Çok şükür. Geçmiş ola. Medresenize de kavuştunuz Molla Efendi. Daha niye gülmez yüzünüz? Sağ olasın Zahşi Hatun. Biz gidip babama haber edelim. Merakla bekler idi. Selam edesin. Hadi. Şimdi bu adalet midir baba? Tek suçlu Rüstem midir? Beşer adaleti bu evlat. Tam olmasını beklemek muhtemel midir? Beşerin neyi tamdır ki adaleti tam olsun? Aklım almaz. Akıl işi değildir zaten evlat. Akıl işi değildir. Veballeri ağırdır. Rüstem de bu yükün altında kalmışıdır. Allah yükünü hafiflete. Cennet kat kattır evlat. Cehennem de. Düşmek de kolaydır, yükselmek de. Allah ayağını kaydırmasın. Şimdi bak şu haline. Abdal donu içinde ak mı ak bir müderris. O ise ser müderris hırkasının içinde karalara batmış bir mahkum. Basıp da düşmek var hırkanın eteğine. Allah düşürmesin. Doğru dersin baba. Alışmadık da değil ama gayrı sıyrılmanın vaktidir bu dondan. Değiş bakalım evlat. Değiş. Derin değişmedikten sonra donun değişmiş ne? Dışın içe zuhuratı. İçin dışa zuhuratı demişler. Hayır! 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 Hay
Ne ararsın bre burada? Kim aldı seni içeri? Affedin Numan Efendi. Tanıyamamış. Bu Halis. Anahtar sende midir Durmuş Efendi? Bendedir. Bendedir Numan Efendi. Öğrendik ki üstünüze atılan iftiralardan aklanmışsınız. Çok şükür. İnanmaz idik. Sağ olasın. Nasıl bulursun her seferinde beni? Yollar yürünür, bire çıkar. Kullar dona bürünür, bire çıkar. Ayrılır mıyız sanırsın? Yakındır kendini bile. Hayır mıdır Ayşe Hatun? Kötü bir şey mi ola? Yok, şey... defterinizi getirdiydim. Buyur asıl. Destur var mıdır hocam? Hocam destur var mıdır? Buyur asıl Sinan. Hoş gelmişsin. Hoş bulmuşum hocam. İmdi Durmuş Efendi'den işitmişim geldiğinizi. Gel otur. Girmeyeyim girmeyeyim hocam. Babam haber yollamış. Konakta toy vardır akşam. Sizi de davet eder. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuğunuz iyi geçmiştir inşallah. Gülün dikeninden şikayet etmeziz. Sağ salim vardık şeyim. Size çıkan yolda zorluk görmez şeyim. Ahvaller ne durumda Adana'da? Ne bileyim. Yolunuzu gözleriz şeyim. Sizsiz tadımız tuzumuz yoktur. Birliğe madde mi gerektir? Elbet geliriz. Evet.
Buyurun, buyurun. Siz ne öyle öte durursunuz? Hadi geçin, sıkışın bir yerlere, oturun. Oturun. Biz buradayız. Siz kalası Kozan'dadır. Ahval iyi düşünürüm. Öyledir şeyhim. Baskımız, sorgumuz yoğudur şükür. Şücaettin, sizin ahval ne durumdadır? Sırlanırız şeyhim. Sırlanmaktan da konmak nasip olmamıştır. Döner dururuz. Hadi bakalım şöyle bir çember olalım. Fa'lem ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Tamam mıdır her şey? Tamamdır Ayşe Hatun. Yetiştirmişiz de şükür. İyi. Sinan da haber yollamış. Konuşmuşlar Molla Efendi'yle. İyi de senin yüzün neden asıktır? Evet. Yorulduk herhalde. Ondan olsa gerek. Yoksa Molla Efendi gider diye mi? Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Haydi afiyet olsun. Yiyin yemeğinizi. Bismillah. Numan Efendi. Allah'a şükür başımıza açılan tezgahların her biri bertaraf edildi. Yüreğim safiklemiştir. Hakkınızı helal edesiniz Mevlüt Bey'im. Kimisi de bana güvenmezken siz güvenip hanenizin kapılarını açtınız. Peşim sıra eşkıya kovaladınız. O nasıl sözdür öyle? Biz de kapıya gelen geri çevrilmez. Hele ki siz konağımızı medreseye çevirmişsiniz. Çocuklarımıza ders vermişsiniz. Asıl siz hakkınızı helal edesiniz. Helal olsun. Herkesler seni pek bir sevmiştir. Müsaaden olursa sana birkaç armağan sunmak isterler. Estağfurullah. Allah sizden razı ola beyim. Bizim çocuk pek sevmiş sizi. Estağfurullah, sağ olasınız. Sizden de razı olun. İyi ki geldiniz. Bizi unutmayasınız. Sizin de bir eviniz var burada. Sağ olasınız, sağ olasınız. Daha iyiydi. Ahmet, bir dayı işte de toyumuz şenlensin.
azaldım kadıda, boynuzun boruda. 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz kaynamaz. 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz kaynamaz. Sekizimiz odun çeker, 9'umuz ateş yakar. Kas kaldırır başın bak, 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz kaynamaz. Kaza verdik bir kaçakçı, eti kemiğinden pekçe. Ne kazan kaldı ne kepçe, 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz kaynamaz. Saldık bulgur, bulgur Allah deyu kalgur. Yarenler bu ne haldır, 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz kaynamaz. Kaygısız aptan gidelim, ahd ile vefa edelim. Kaldırıp postu gidelim, 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz kaynamaz. Hala dilene sağlık. Cezeri bu ilmin en mahir ustası. Vakti ölçmeyi, yükü hafifletmeyi ve dahi suyu bahçalara getirmeyi bilen büyük bir alim. Biz ne diyorsun ya, hala oradan buradan çekeriz. Gelse ya bu kanal. Ayşe Hatun. Bugün medreseye gittiğimde... İstediğiniz oldu nihayet. Tamamdır gayrı her şeyiniz. Değildir Ayşe Hatun. Hiçbir şey tamam değildir. Ben...
kitaplardan gayrısını sığdıramazdım sanırdım. Şurama. Ne geveleyip durursun Numan Efendi? Tam edesin lafını. Sığmaz sanırdım. Donmazmış meğer. Sen olmayan da. Dilerim ki eğer senin de gönlün var ise bende, var olanı kırar isen. Kırmazım. Daha da kırmazım. Andım olsun. Bana değil. Beyime sorasın. Ne der ayette? Allah sabredenlerle beraberdir. Bu sabır denen şey kişiyi hayvanlıktan insanlığa çıkarır. Bir maksat için sabredenler elbette maksatlarına erişirler. Fakirliğe sabredenler zenginliğe erişirler. Düşmanların eziyetine sabredenler düşmanları karşısında zafer bulurlar. Ayrılık zahmetine sabredenler kavuşmanın mutluluğuna erişirler. Bunu böyle bilesin. Molla Numan gibi. Onu da bilirsin. Sabır sevincin anahtarıdır buyurulmuştur. De bakalım Ömer'im. Sabır deyince aklına hangi peygamber gelir? Eyüp peygamber midir şeyhim? Öyle ya. Onun sabrı alemde meşhurdur. Eyüp aleyhisselam ne zaman namaza dursa hiçbir şey onun gönlünü haktan ayıramazmış. İbadet ve taat için onun sabrı o kadar büyükmüş ki Hak Teala onu meleklerine övermiş. Sabrıyla yer dahi gök dolarmış. Şeytan bu ya. Bu şevket ve azameti gören de Hak Teala'ya niyazda bulunmuş. Eyüp aleyhisselamı denemek için izin istemiş. Hak Teala kabul etmiş. Git bir de sen tecrübe et demiş. Şeytan önce Eyüp aleyhisselamın malına kastetmiş. Malıyla onu yoldan çıkarabileceğini sanmış. Eyüp aleyhisselamsa başını secdeye koymuş, Mevlasına münacaat etmiş. Öyle bir hal olmuş ki yanında yöresindeki meleklerden şeytan ona yaklaşıp nükteli söz söylemeye bile imkan bulamamış. Ama şeytan durur mu? Varmış, çıkmış bir dağa. Eyüp aleyhisselamın davarları orada otlarmış. Öyle bir haykırmış ki davarları telef etmiş. Sonra tekrar Eyüp aleyhisselamın yanına varmış. Bilene görsün. Başı hala secdede. Yanında melekler dayanamamış seslenmiş. Ya Eyüp, başını secdeye koymuş yatıyorsun ama
senin ibadet ve itaatinden Hak Teâlâ vazgeçti. Sana kızdı ve dağdaki bütün hayvanlarını telef etti. Burada secdede daha ne kadar yatacaksın? Eyüp Aleyhisselam'ın namazı biten de şeytana dönmüş. Davarlarla benim ilgim ne ola? Ben aciz, zayıf bir kulum. Kulun nesi varsa efendisinindir. Efendi davarları kırmış. Bana ne? Ben kulum ve kulluğum bilirim demiş. Ve yeniden secdeye varmış. Melun şeytan baka kalmış. Şeytan yeniden evladıyla sınamış onu. Eyüp Aleyhisselam'ın 9 kızını helak etmiş. Yeniden Eyüp Aleyhisselam'ın yanına varmış. Allah sana kızdı, bütün kızlarını telef etti demiş. Eyüp Aleyhisselam, benimle alakası ne ola öldülerse? Hüküm tek ve kahhar olan Allah-u Teala'nındır dedi. Yaradan ve can veren o idi, öldüren de odur dedi ve yine secdeye vardı. Şeytan Eyüp Aleyhisselam'ı baştan çıkaramayan da Hak Teâlâ'ya niyazda bulundu. Ya Rab, o Eyüp kuluna ne yüce bir sabır vermişsin. Malını tamamen helak ettim, gönlünü senden ayırmadı. Evlatlarını helak ettim, yine gönlünü senden ayırmadı. Müsaade buyur, gideyim, onun bedeninden de tutayım dedi. Hak Teâlâ, o kulum ki kendisini bana ısmarladı ve benim taatimde önde oldu. Sen onu kandıramazsın. Şu gönül ki benim kudretim elindedir. Ona girmeye nasıl zafer bulabilirsin? Git, nasıl bilirsen öyle yap buyurdu. Ömer'im, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Her kim Allah ile olur ise Allah da onunla olur. Yaşanılan meseleler hepimizi derinden sarsmıştır. Ama ilim sarsılmakla gelmez. Devam etmektedir. Ser müderrislik makamının Numan Efendi'ye verilmeden önce hepinizin huzurunda Numan Efendi'den helallik isterim. Helal edesiniz Numan Efendi. Estağfurullah. Numan Efendi'nin gönlünü kırdığını bilen var ise onları özre ve helalleşmeye davet eder. Hakkınız helal edesiniz Numan Efendi. Hakkınızı helal edesiniz Numan Efendi. Estağfurullah efendiler. Estağfurullah. Helal olsun. Merhume Melike Hatun'un kurmuş olduğu Kara Medrese'nin sermüderrislik makamının Şura'nın rey birlikteliğiyle Numan Efendi tarafından devam ettirilmesine karar kılınmıştır. Tahsin Efendi. Medresemize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı ola Numan Efendi. Sağ olasınız. Şükürler olsun. Numan hocamız sermüderris oldu.
Hayırlı olsun hocam. Hayırlı olsun Numan hocam. Hayırlı olsun Numan hocam. Nerede kalmış idik? Görünmez lakin illa.